Herkese yeniden merhaba. Ben Tuana, Poppy Jane Yılmaz. Bugün Maximum Gaming YouTube kanalındayız. Şaşırtıcı. Tamam ya, yapıyorum şu an ben, süperim. Herkese yeniden merhaba. Ben Tuana, Poppy Jane Yılmaz. Maximum Gaming YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 1907 Fenerbahçe'deyiz. Yaz mevsimi hakkında konuşacağız. Playoff'larda neler oldu, nasıl hissettiler? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin röportaja geçelim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Nasılsın? İyiyim ben. Nasıl oluyor? Takılırsın. Welcome guys, by the way. How are you? Hello, thank you. I'm fine, thank you. Evet, nasılsınız? Muhteşem bir split geçti. Biraz yoğundu. Rekabet yüksekti falan. Evet. Ama hissettiniz değil mi bu split? Nasıl geçti sizin için? Kim başlamak istiyor? Ben mi başlayayım? Hadi Lüger başlasın. Ya hep ortadan oluyor. Lüger başlasın ya. Ya aslında kötü geçti bizim için split. Daha böyle iyi sonuç bekliyorduk yani. Ya herkes öyle bekliyordu bizim Fenerbahçe'den dolayı. Ama yani böyle istediğimiz şeyler olmadı, istediğimiz gibi oynayamadık. Yani o yüzden de biraz böyle başarısız olduk diyebiliriz bu dönem için. Ben bireysel olarak memnun musun bu split performansından? Ya yani aslında o kadar memnun değilim. Hani nasıl diyeyim, iyi oynayabilirdim bazı oyunlarda, çok böyle iyi oynayabilirdim ama böyle ya fena değil abi. Bunun cevabını ben tam bilmiyorum. Stabil değil miydi yani? Ya stabillik aynen o konuda biraz bir stabilim yoktu. İyiydim, kötüydüm, tam istediğim gibi oynayamadım. Aynen öyle. Peki senin için böyle geçti, tam istediğin gibi performans sergileyemedim diyorsun. Hades için biraz daha farklıydı çünkü sen support oynadın sürekli. Aynen, support'a geçtik bu mevsim. Nasıl hissediyorsun support oynamayla alakalı? Şu an tabii nişancı geri dönmek istiyorum, özledim baya. Ama ilk başlarda Nautilus oynadım çok, ilk support öğrendiğim dönemler. Nautilus baya güçlü char ve çok agresif oynadığın zaman çok ödülleniyorsun. Onun için çok zevkli geliyordu sport o zamanlar. Çok sıkış attı. Aynen. Bence giriyordun işte, kesiyordun adamları. İşte sonra böyle üstüne mi kaldı supportun? Öyle bir şey mi oldu? O dönemler sport çok uygun olduğunu düşünüyordum bana. Ama sonra ligde biraz Nautilus oynadıktan sonra karşıma banlanmaya başladı. Sonra diğer çarları öğrenmem Hades gerek kaldı. Hades gibi oldu diyorsun. Şey, Hades gibi diyorum, Yasuo gibi. Aynen, Yasuo gibi. Sonra diğer çarları öğrenmem gerek kaldı. Onlar da biraz daha support rolü bilmen gerekiyor. Evet, zor. Aynen. Onun için çok char havuzumu gelişmeye bakmadım. Bir sadece 3-5 char sürekli oynayıp onları geliştirmeye çalıştım. Bazen iyi gidiyordu, bazı maçlar intledim oldu. Mesela bir Galatasaray maçta Gragas oynamıştım. Böyle bayağı bir intlemiştim. Ya antrenmanlarda o kadar da kötü gitmiyordu ama. Evde oluyordu. Sahnede işte bilmiyorum, bazen farklı kafayla oynuyorsun. Evet. Sonra işte tecrübesiz dolaydan sportta kötü geçti işte. Yani ben de işte yani çok beklentilerim yoktu. Yani ilk sporta geçtiğimde bilmiyordum ne olacağını. İlk başta iyi gidiyordu falan. Sonra işte uzun vadede biraz kötü geçti ama yani benim kendi adıma biraz tecrübe kazandım işte sporcu olunca sonra. Tecrübe öğrendik. Yani tecrübe kazandım. What do you think like this the entire time? What do you think about the match, the playoffs? How do you feel after playoffs? Playoff, I feel really sad. We can win 5 game, but yeah. It was unlucky, close by the way. Unlucky. Unlucky. Okay, are you satisfied with your gameplay, discipline? Like, did you play well? If I give point 1 and 10, I think 7 and 9. Yeah, it's nice. 7.9? Yeah, 7.9. 7 point and 9 point. 7 and 9. Yeah, 7 and 9. 7 to 8 to 9. Okay, sometimes 7, sometimes 9. Yeah, nine. Sometimes 9. Okay. You could be a champion. What do you think? I think we could have been champions easily, but due to an unlucky series against Galatasaray, we
We lost early, and I don't know, it's really sad for me, and I think there was high chances of us going to Worlds if we put more effort into it. Yani çok fazla rotasyon yaptınız ve herkes her yerde oynadı. İşte Ares'i support'ta gördük vesaire. Kendini anlatıyor zaten. Hmm. Lugel ilk geldiğinde zaten nerede oynayacak bu çocuk falan diyorduk yani. Bir ara Emin gitti falan. Yoktum ben. Gitti, evet. Ben gitti falan. Bir sürü isim gitti geldi size. Bu değişiklikten neden oldu? Yani bu oyun içi bir şeyden kaynaklı mıydı yoksa iletişiminizde bir problem mi var? Çünkü tam olarak hani oyun tarzımız oturdu da diyemeyiz. Hani. Yani mesela dedim ya hani global rotasyonu çok izliyoruz ama hani belli gameplayler üzerinden gidiliyor ya da işte zaten hani planlarınız oldu. Siz de böyle hani biraz daha emin değildiniz ve bir şeyleri mi deniyordunuz yoksa hani başından beri iletişimsel problem var. Neydi yani sorun sizce? Böyle diyeyim. Biz yani split'in başında öyle oynamak istedik. Sonra problemi yaşadık. Değişimler oldu. O zaman da problemi yaşadık. Sonra ne yapacağımız falan yani fazla rotasyonlar falan oldu. Orman değişti, her şey yani çok değişti, spor değişti. Onun için yani biz tam böyle bir kadroyla oynamadık. Çok fazla böyle scrim time hep ve üç oyun şey yarı yarı yaptık. Onun için yani takım olarak çok yani öbür takımlara göre antrenman yaptık, yapmadık. Öyle. Peki neden bu kadar değişiklik yaptınız? Çünkü zor bir şey yani bu rotasyonlar. İlk işte mevsim başladığında Blue söylediği gibi zaten Fenerbahçe'nin planı rotasyon bir kadroyla oynamak. İşte Ben, Blue, Bolu'lu 3 koridor oynayacağımızı anlaşmıştık. Ben AD carry support ya da midi geçebilirim. Belki Yasuo midi oynarım bazen. Ya da Blue işte support'a falan geçebilir. Yani öyle yeni bir şey denemek istedik. İlk takım biz olmak istedik. Onu yapan dünyada. Sonra işte denedik. Yani bu işte her oyuncuya uygun olmuyor tabii. Onu AD carry geç oynayacaksın falan, midi geç oynayacaksın. Çünkü bir oyuncu zaten oyun oynadığı zaman hangi rolünde zevk aldığına oynuyor. Şimdi oyuncuya başka rolü oynatırsan aynı performans göstermeyecek tabii. Belki de istekli olmaz. Yeni çar öğrenmek evet, çok zor olur, sıkıcı olur. Hem psikolojik yanı var. Aynen. Şimdi onun için bu taktik belki her oyuncuya uygun olmuyor. Ben support'a geçebildim. Ama tabii ilk başta zevk aldım. Sonra performans düşüş oldu. Çünkü yani benim için tam uygun bir rol olmadığını anladım. Onun için son dönemde işte biraz performans düştü. Aynen. Ama tabii bu şey benim bahanem değildi yani daha çok da çalışabilirdim mesela ama yani işte her oyuncuya farklı oluyor bu taktik. İşte baktık o kadar çok iyi olmadı. Ben sport'a geçtim. Ben de okey oldu. Ama işte tabii herkes de şey rol değiştirmek istemiyor. Bu da tabii yanlış bir şey değil. Bence çok normal istemesin. Onun için denedik olmadık falan. Yani okey oldu. Tam olmadı da işte. Yani belki belli bir pozisyonlarımız olsaydı belki daha iyi olabilirdi ama bilemezdik. Ama bu mevsimi hatalarını değerlendirip seneye bir şeyler öğrenmiş olabiliriz. Okay guys, do you want to say something to your fans? Maybe you can start, no. Stefan? Thanks for supporting us and we're sorry and I'm sorry for not bringing good results. Nice, Umtara. I feel sad, but Fenerbahce maybe strong team, strong and comeback. We can do. Alright. Yeah. Sen ne diyorsun? Bu dönem çok hatalı şeyler yaptık. Oyunlarımız pek iyi olmadı. Bunun için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım veya diğer dönem sizi gururlandıracağız. Sen ne diyorsun Adel? Öncelikle taraftara çok üzgünüm. Bu mevsimde geçen gibi çok büyük konuştum. Çok defa şampiyon olacağımızı söylemiştim ama maalesef olamadık. Takımda çok değişimler oldu. Ondan için kafamdaki kurduğum sonuçlar gibi olmadı. Mesela X kadro ile bu sonucu görebiliyordum ama benim değişim ile ya da takımın
oyuncular değişimiyle sürekli yeni sonuçlar oluyordu ve benim için de çok tahmin edemediğim bir sonuç oldu. Onun için bir dahaki sefer %100 emin olmadan tekrar bir konuşmam. Onun için öncelik ondan özür dilerim. Diğer mevsim daha da iyi olacak. Geçen mevsim gibi çok başarılı olacağız. Ve geçen mevsimden daha büyük bir başarı getireceğiz bu takıma. Evet, sen ne düşünüyorsun? Ne demek istersin hayranlara? Yani herkes dediği gibi hepimiz çok üzgünüz. Çünkü bunu sonuçlara hiç beklemedik. Yani kendimizi çok iyi görüyoruz. Mesela Galatasaray'dan daha iyiyiz. Onun için o mağlubiyet bize daha zarar vurdu. Çünkü daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Ve bütün taraftarlar bizi çok destekliyor. Yani her zaman mesajlar geliyoruz. Sahneye geliyorsunuz, destekliyorsunuz bizi. Onun için çok üzgünüz ama size çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün ya bu split kötü geçti ama hala desteklediniz bize. Gelen split daha iyi olacağımızı eminim. Peki ben de verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Tabii ki üzgünler. Hem işte playofflardan en son elendiler çeyrek finalde ama daha güçlü Fenerbahçe gelecek diyor hepsi. Daha heyecanlılar bir dahaki split için. Bakalım bir dahaki split neler olacak. Bundan önce tabii ki biraz artık eğlenelim istiyoruz. Oyunlarımıza geçeceğiz. Siz de hazırsanız hadi gelin oyunlara geçelim.